rant alanı değil, sulak alandır. Binlerce canlının yuvasıdır. Yuvama dokunma. Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan, Kuzey Ege bölgesinin son sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sazlığı ve sulak alanı uzun süredir çeşitli tehditler altındadır. Ve giderek yok olmaktadır. Uzun süredir giderek küçülen sulak alandan geriye kalan 148 hektarlık alan ise Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sulak alan envanter sisteminde kayıt altına alınmıştır. Ve bakanlığın web sitesinde yayınlanmaktadır. Kayıtlı sulak alanı yasal olarak koruması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda ne yazık ki görevlerini yerine getirmemekte ve sulak alanın tahribatına ve başka amaçlarla tahsisine göz yummaktadır. Bugün buraya geliş nedenimiz bakanlık web sayfasında ilan edilen Akçay Sazlığı ve sulak alanı haritasına göre sulak alan içinde olan bir alanda Engin Gayrimenkul tarafından binli amaçlı temel atma töreni çağrısıdır. Şirketin sosyal medyada verdiği ilanda temel atma töreninin Tolga Sayın da yer alacağı bir konserle gerçekleştirileceği bilgisi yer almıştır. Akçay Engin Kent olarak pazarlanan proje kapsamında 200 adet 300 metrekarelik villa arazisi yer aldığı belirtilmekte ve araziler en az 300 bin TL'ye pazarlanmaktadır. Proje satış ve tanıtım videolarında CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'in yer alması ise şirketin temel atıcı bilgisi üzerine kahrolsun, kahrolsun, rantçılar, kahrolsun, rantçılar, kahrolsun, rantçılar. Dernek olarak Edremit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Edremit Kaymakamlığı'na yazılı olarak başvurarak bu alanla ilgili inşaat ruhsatının olup olmadığını ve bu projenin 1/100.000'lik Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı'na uygun olup olmadığını sorduk. Sorularımızı ayrıca basın ve kamuoyu huzurunda da duyurduk. İlgili kurumlardan sorduğumuz soruların yanıtlarını bekliyoruz. Şirket yetkilileri dün bizi arayarak proje alanlarının imarlı ve tapılı olduğunu ve sulak alanla ilgisi bulunmadığını belirttiler. Bizler de kendilerinden inşaat ruhsatları olup olmadığını sorduk. Şirket temsilcileri inşaat ruhsatı için belediyeye başvurduklarını ancak henüz ruhsat alamadıklarını itiraf ettiler. Biz de bu durumda nasıl temel atma töreni düzenliyorsunuz diye sorduğumuzda temel atmaktan vazgeçtiklerini ve yalnızca konser düzenleyeceklerini belirttiler. Sulak alana çökmek yok. Sulak alana çökmek yok. Sulak alana çökmek yok. Sulak alanlar oldukça önemli ekosistemlerdir. Su kalitesini korur ve iyileştirir. Kirliliği filtreler, kimyasal maddeleri soğurur, tortu biriktirir, oksijen üretir, besin zinciri oluşturur, mikro iklim oluşturur, azot, kükürt, metan, oksijen, su ve karbondioksit gibi maddelerin ekolojik döngüsünü sağlar. Fitoplanktonlar, zooplanktonlar, balıklar, kabuklu canlılar, su kuşları ve diğer canlılar için yaşam alanı oluşturur. Sel ve taşkınları korur. Rüzgar erozyonunu azaltır. Yeraltı suyunu deşarj eder. Mera olanağı sunar. Balıkçılık, tarım, su ve ham madde kaynağı oluşturur. Akçay Sazlığı sulak alanının önemli bir kısmı sulak alan yönetmeliğine ve Ramsar Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde
çiftçilik organize sanayi bölgesine tahsil edilmiştir. Tahsis edilmiştir. Edremit'e büyük yarar olacak olan tarım organize sanayi için daha uygun bir alan bulunması mümkün iken sulak alanın seçilmesi olması talihsizliktir. Projenin henüz başlamamış olması bir fırsat olarak değerlendirilip yeni sulak alana zarar vermeyecek şekilde kaydırılabilir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de 2020 Ocak ayında almış olduğu bir meclis kararı ile bu alanı molozlar ve dere dip çamuru ile doldurup tesviye ederek organize sanayi alanına altyapı hazırlamaktadır. Balıkesir Belediyesi'nin bu işlemi acilen durdurması için çeşitli kereler gerekli yazılı başvuruda bulunduk. Ve sonuç alamayınca meclis kararının iptali için dava açtık. Ayrıca 1'e 100 binlik Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı değişikliği için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunduk. İtirazımız kabul edilmez ise planına dava edeceğiz. Yine alanın bir kısmı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından rezerv kalıtı alanıyla hazineden alınarak yapılaşmaya açılmak istenmektedir. Şubat 2021 alan 21'de alanda parsel üstüne satışı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yetki istenmiş. Ancak söz konusu talep sivil toplum kuruluşlarının muhalefetin itirazı ile şimdilik sonuçlanamamıştır. Şimdi de miktarı tam olarak bilinmemekle birlikte en az 60 bin metrekarelik bir kısmı da Engin Kent Akçay projesi ile imara açılmak istenmektedir. İklim krizinin iyice etkisini gösterdiği günümüzde sulak alanlarının bir metrekaresinin bile kaybına tahammülü yoktur. Elimizdeki sulak alanları son metrekaresine kadar korumak ve hatta daha da büyütmek hepimizin görevidir. Ayrıca iyice betona vurulmuş Edremit Köprüsü'nde bir metrekare daha inşaata tahammül yoktur. Kanalizasyon, içme suyu, otopark gibi bir sürü sorunları halledememiş bir körfezde daha bir kadar yapılaşma izin verilecektir. Edremit Belediye Başkanlığı'ndan aşağıdaki sorularımıza yanıt verilmesini talep ediyoruz. Sulak alan candır. Rantiye'ye hayır. Sulak alan candır. Rantiye'ye hayır. Sulak alan candır. Rantiye'ye hayır. Edremit Belediyesi'ne hem yazılı olarak hem de sosyal medya üzerinden çeşitli sorularımızı sorduk. Belediyenin yanıtlamasını istiyoruz. Bugün bu soruları bir kez daha tekrar ediyoruz. Ey Edremit Belediyesi, parselin ovalarını bizim tam olarak bilemediğimiz Akçay Engin Kent projesi 1/100 binlik Balıkesir Çanakkale çevre düzeni planlarına uygun mudur? Bu parseller çevre düzeni planında doğal karakteri korunacak alan olarak gösterilen yerlerde yer almakta mıdır? Bu projenin 1/1000'lik, 5000'lik imar planları var mıdır? O mevcut planlara uygun mudur? Temel atılacağı söylenen ancak son anda bizim sorularımız üzerine temel atılmayacağı, yalnız konserve edeceği söylenen bu projeyle ilgili belediyenize herhangi bir inşaat ruhsatı başvurusu var mıdır? Firma başvurmuş olduğunu, sonuç beklediğini söyledi. Henüz şu anda belediyeden bir inşaat ruhsatı yok. Bu inşaat ruhsatının verilmemesi için Edremit Belediyesi'ni takip edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da sesleniyoruz. 1001 türlü canlıya ev sahipliği yapan, Türkiye'deki su kuşlarının 130'undan fazlasını barındıran Akçay Sazlı ve Sulak Alanı'nı ne zaman koruyacaksınız? İklim kriziyle kuraklıkla kavrulmakta olduğumuz şu günlerde sulak alanların yok olmasına daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Şu anda bakanlığın envanter sisteminde burası tescilli bir alan ve
Biz Beyoğlu'nun bir an önce mahalli sulak alan ya da ulusal sulak alanlarına tescil edilmesini istiyoruz. Bu konuda gerekli dosyalarımızı hazırlayacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz. Havada, suyuma, toprağıma dokunma. Havada, suyuma, toprağıma dokunma. Havada, suyuma, toprağıma dokunma. Havada, suyuma, toprağıma dokunma. Şimdi burada Ehil Gayrimenkul'u soruyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Ey şirket, projenizin çevre düzeni planına uygunluğu var mıdır? Planı çıkardınız mı? Gerekli yasal izinleriniz var mıdır, yoksa yaptık oldu mu olacak? Temel atmaktan birdenbire neden vazgeçtiniz? İzniniz olmadığı için mi? Sulak alanda inşaat yapmaktan ve insanların yaşamını riske atmaktan acilen vazgeçin. Çünkü Alsancak'ta sulak alanda yapılmış olan konutların durumlarını gördük herhangi bir depremde. Burada bu sulak alanda yapılacak olan bir inşaatta bir deprem durumunda ne olacak, farkında mısınız? Lütfen bu projeden acilen vazgeçin. Sattığınız parsellerin paralarını da ilgilileri geri verin, insanları kandırmayın diyoruz. Burada buradan parsel alan vatandaşlara da sesleniyoruz. Sizleri kandırmış olabilirler. Lütfen sulak alanlardan arsa, bina almayın. Lütfen bu evde sizler de alet olmayın. Kendi canınızla, yakınlarınızın canıyla oynamayın. Bir yandan da reklamlarda yer alan Gülsel Tekin'e sesleniyoruz. Ey Sayın Tekin, siz reklamını yaptığınız arsaların sulak alan ekosisteminde yer aldığını ve yapılan işlemlerin yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz? Lütfen arsaların yerine gelip bakın, şu hemen yanımızdaki sazlıklara bakın. Buranın sulak alan ekosistemi olduğunu lütfen gelip gözlerinizle görün Sayın Tekin. Burada yaşayan kuşların sesini dinleyin. Türkülerin denizi vurulduğunda söz konusu alanın sulak alanında kalması ve korunması için partiniz CHP ve kişisel olarak sizler de bizim yanımızda yer alın ve destek verin. Akçay Sazlı ve Sulak Alanı bölgesinin imara açılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli imar rantı çevrelerinin ve imar mafyasının uzun yıllardır hesapları olduğunu biliyoruz. Bu alanı imara kurban etmeyeceğiz. 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 Et gerekirse nöbet tutacağız burada. Akçay Sazlı'nın sulak alanı üzerindeki tüm rant projelerinden vazgeçilmeli. Alanın tümü en yüksek seviyede koruma altına alınmalı. Sulak alan tabiat parkı olarak düzenlenmelidir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Lütfen şu katliamı durdurup sulak alana sahip çıkın diyoruz.